Herkese merhaba. Bugün güzel bir yaz gününden size nereden sesleniyorum biliyor musunuz? Didim Akbük'teki çok yakın bir yer, Çamlık Sitesi diye geçen, böyle ağaçların denizin içerisinde olduğu güzel bir kıyısı ve sahili olan, böyle güzel bir plajı olan, insanların buraya gelip denizlere girdiği, piknik yaptığı, çam ağaçlarının altında masalar kurup mangallar, ızgaralar yaptıkları çok güzel bir mekandan size sesleniyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insanlar burada denize giriyorlar. Arabalarıyla giriyorlar. Bu güzel çam ormanlığının içerisinde deniz keyfi yapıyorlar. Burası benim. Bakın orada da Nisan Restorant yazıyor. Büyüteyim görün. Herkes çıksın çıksın gelsin. Çıkıp gelin. Buralar o kadar güzel yerler ki. Yaz da geldi. Keyif zamanı. Seçim bitti. Dertler bitti. Öyle düşünün. Geçim neredeymiş? Ekonomiymiş. Aman bu ülke zaten düzelmiyor. Boş verin. Parayı bulan gelsin. Hatta benim numaramı da bırakayım alta. Gelmek isteyenlere konaklama yerlerini de ayarlarım. Buyurun gelin. Öyle söyleyeyim size. Bakın insanlar yürüyüş yapıyorlar. Görüyorsunuz. Burada. O kadar güzel ki çamlık korular, yürüme yolları, restoranlar, piknik alanları. Her bir ağacın altında böyle girip arkadaşlar masanızı kurun, sandalyenizi kurun, arabanızı park edin. Koskoca alan. Sonrasında girin buradaki denize. Mis gibi bir deniz. Yosun yok. Acayip güzel. Ilıman. Bugün ben de girdim. Öyle söyleyeyim size. Güneş batımı harika. Görüyor musunuz? Bu ağacımız zeytin ağacı. O kadar güzel bir ağaç ki. Kes, bakın. Hemen şurayı da göstereyim size. Şu ağaçlar. Bu ağacın içerisinde arasından şuradan geçiyorsunuz. Yürüyerek. Büyük güzel bir koruluk var arkadaşlar. O kadar güzel ki yürüyüş yapın. Bol oksijen. Hava mis gibi. İyoklu bir hava. Yani inanılmaz güzel. Bakın. Ağacı göstereceğim size. Bu ağacın bakın. Şöyle. Kökü aslında burası. Fakat bu ağacın duvarda yapılmış nesli. Dalı. Bu betonu yaparken şu ağacın dalı bu gövdeye bağlı. Ama bunu kesmemişler. Korumuşlar. Bunun gibi daha nice nice ağaçlar var bu kıyıda. Buradan şurada bir yol var bakın. Şurada bir yol var. Şurada tam. Tam şu yolda. Çıkıyorsunuz şuradan. Buradan böyle gittiğiniz zaman Akbük'ü Bozbük'ü bağlayan yer. Olağanüstü. Dağ yolunda denizi seyrede seyrede. Sağ tarafınız deniz, sol tarafınız yeşillik. Öyle güzel bir asfalt, böyle çift taraflı yol. Çift yön. Yani inanamazsınız ya. Vallahi gelin. Türkiye'nin neresinde olursanız olun gelin. Ben bugün burada bir görevli olarak geldim. Gelmişken de pazar günü değerlendireyim dedim. Saat 1-1.30'a kadar biliyorsunuz YGS sınavı vardı. Ona girdim. Görevliydim. Hatta engelli bir öğrencim vardı. Bir kişilik bir sınav yaptım. Çok da başarılı bir çocuktu yavrum. İyi de bir liseyi kazanacağını düşünüyorum. O çocuğun sınavını yaptıktan sonra dedim ki eşime, hadi eve gitmeyelim. Bugün şöyle güzel bir pazar günü geçirelim. Geldik buraya. Bakın insanlar arabalarıyla girip burada böyle müziklerini açmışlar. Dans ediyorlar, denize giriyorlar, yemek yiyorlar. Bakın insanlar yürüyüş yapıyor. Muazzam güzel bir ortam. Gerçekten
Hepiniz çok büyük keyif alırsınız. Hem buradaki esnaflarımıza da bir kazanç sağlatmış olursunuz. Bir hareket katmış olursunuz bu yöreye. Ha şunu da söyleyeyim. Buradaki çam ağaçları bakar mısınız? Çam ağaçları akşamüstü burada güneş batımı ile beraber, bu dağ yolu çünkü burası hep dağ, dağdan gelen domuz sürülerini de burada görmeniz mümkün. Korkmayın, saldırmıyorlar. Tamamen evcilleşmişler ve gerçekten insanlara da alışıklar. Önüne yemeği koyuyorsunuz, gelip orada yemeklerini yiyorlar, siz de seyrediyorsunuz, kamerayı çekebilirsiniz bile. Öyle güzel bir doğal ortam. Didim Belediyesi buraya bağlı değil maalesef. Burası Milas'a bağlı bir yer. İşte gördüğünüz gibi spor tesisleri şeklinde, sanki böyle açık hava bir spor aletleri de konmuş. Sporunuzu da yapın. Görüyorsunuz. Mis gibi bir yer. Dediğim gibi ben bugün buraya geldim. Pazar günümü bu şekilde değerlendiriyorum. Gelmişken dedim ki hadi siz de bir paylaşayım. Gezin, siz de görün. Buralarda yazlık evler de var. İsterseniz satılıklar da var. Alabilirsiniz. Fiyatları da gayet makul. Bir bodrum gibi değil. Daha ekonomik fiyatlarda yazlıklar da var. Ben bu videomu hiç koymazdım ama bu sefer koyacağım. Yardımcı da olurum hem tatil için konaklama yerlerinizde, hem ev almak isteyenlerin ev alımlarında yardımcı ve aracı olmak isterim. Bakın burada bir Nisan restoran var. Güzel bir aile işletmesi burası. Böyle güzel güzel masalar, sandalyeler var tam ağaçların altında. Görüyorsunuz her şey doğal ortam. Görüyor musunuz? Cam kozalakları, mis gibi zeytin ağaçları. Hava nasıl biliyor musunuz? Muazzam muazzam. Burada gelin kahvaltınızı yapın. Öğlen yemeğinizi yiyin. Izgaralar, köfteler, tamamen ev yapımı. Gelin denizinize girin. Akşam mangalınızı yapın. Yani hayat yaşayın ya. Kaç günlük insanın ömrü var? Ben geldim inanın 50 yaş geçtim. Ve ben burada gerçekten söylüyorum, gençlik aşısı iksiri içmiş gibiyim. Yani gerçekten çok güzel bir hayat dopingi var burada. Bakın burası bir kafes. Burada şu anda tabii yoklar ama biraz içerisinde, burası herhalde Haziran 15'i gibi diyeyim, içi bu kafesin dolacak. Ne konacak? Papağan, muhabbet kuşları, envai çeşit kuşlar gelecek buraya. Tavşan. İşte buralarda böyle küçük küçük ördekler, kazlar dolaşıyor olacak. Yani her şeyde doğal, güzel bir ortam. Dediğim gibi bu aile işletmesi bir işletme. Yaz kış açık. Ve işletmecileri de buranın yerlisi. Seracılıkla yapıyorlar, bitki yetiştiriyorlar, bunları satıyorlar çevreye. Yani inanılmaz güzel bir ortam. Evet, biz de buraya böyle eşimle geldik, vakit geçirdik. Burası bayağı kalabalıktı, şimdi tenhalaştı. Tenhalaşınca dedim hadi fırsat mı fırsat, ben bir çekim yapayım, takipçilerimle paylaşayım. Hatta size şunu da söyleyeyim. Şurayı görüyorsunuz. Şurası. Eğer buraya gelirseniz, burada konaklamak istiyorum derseniz, açık havada. Özür dilerim. Çam ağaçlarının içerisinde yatmak, uyumak istiyorum. Ben bu havayı solumak istiyorum sabaha kadar derseniz, işte burası sizin yatak odanız oluyor. Yani o kadar doğal, kampik gibi. Çok hoş, güzel bir yer. Efendim, buranın adı Çamlık. Akbük, Bozbük arasında kalan güzel bir Çamlık sitesi. Ve o sitenin içerisindeki bir tesis. Burası da Çamlık sitesinin doğal plajı. Tavsiye ederim, iskelesi var. Denizi çok güzel. Tertemiz, mavi bayraklı.
Yani hepinizi buraya bekliyorum. Ben buradayım. Dediğim gibi isterseniz de aracı olup her birinize yardımcı olmak ve güzel keyifli bir tatil yaşamanızda aracılık etmek isterim. Sevgiyle kalın, muhabbette kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın diyorum. Beğenilerinizi, adaylarınızı lütfen aboneliğinizi unutmayın. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.